Yeni bir haftadan herkese merhaba. Değerli şairimiz Cemal Süreyya'nın mısralarında anlatmaya çalıştığı gibi hayat kısa ve kuşlar uçuyor. 2021'in ilk 3 haftasını geride bıraktık bile. Biz kendi adımıza durmadık ve hareket ettik. Makineler ürettik, tesisler kurduk, tesisler devreye aldık. Yeryüzünde AKE teknoloji markalı tesisler tarladan gelen natürel ürünleri temizleyerek pakete sokuyor ve bakliyat, kuru yemiş, tohum çeşitleri sofralarındaki yerini alıyor. Şimdi ayrıntılar. Haber bültenimiz başlıyor. AKE teknoloji ekipleri bu hafta Burdur'daydı. Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Atlas Dried Food için yer fıstığı ürününe kullanılmak üzere kapalı hafif tane ayırma makinesi kurulumunu gerçekleştirdik. Bu teknolojiye eşlik edecek yardımcı ekipmanlarsa elevatör ve besleme bunkeri. Yeni teknolojilerimiz arasında olan kapalı hafif tane ayırma makinesi saatte ortalama 800 kilogram yer fıstığını yabancı madde ve kuru tanelerden ayırıyor. Bu makine, teknolojiye yatırım yaparak kapasite ve kalite artışına giden Atlas Dried firmasına hayırlı olsun. 2020 yılının son çeyreğinde Diyarbakır'da bulunan Ar Grup firması için saatte 5 ton kapasiteli mercimek soyma tesisi kurulumu gerçekleştirmiştik. Üretim parkuru, kırmızı mercimek eleme, temizleme, soyma, kırma, renk ayırma ve otomatik çuvallama ünitelerinden oluşan tesis bu hafta devreye alındı. Kapalı eleme makinesi Excel 206 Turbo ve 7 kanallı Diamond serisi fotosorter renk ayırma makinesi bulunan tesis Diyarbakır 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alıyor. Teknolojiye yatırım yaparak mercimekte neredeyse kusursuz sonuç alan Ar Grup'a yatırımlarının hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır bakliyat piyasası hareketli. Kadim tohumculukta geçtiğimiz haftalarda önemli bir tesise imza attı. Diyarbakır 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kadim tohumculuk için tam teşekküllü bir bakliyat eleme tesisi kurulumu gerçekleştirdik. Saatte ortalama 10 ton ürün girişi olan üretim parkurunda buğday, arpa, mercimek gibi ürünler elenecek. Kapalı eleme ve boylama makinesi 208 turbo, megaboy hafif tane ayırma makinesi, ilaçlama makinesi üretim parkurunda bulunan teknolojiler arasında. Kadim tohumculuğa bu yatırımları için hayırlı olsun diyoruz. 2020 yılının son çeyreğinde tam teşekküllü bir eleme tesisi yatırımına imza atanlar arasında Harun Halıcı firması vardı. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan Halıcılar firması için saatte 10 ton kapasiteli bakliyat tesisi kurulumu gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz günlerde üretim parkuru devreye alındı ve ürün denemeleri ekiplerimizce yapıldı. Bu yatırımla öncelikli olarak nohut elenecek, temizlenecek ve paketlenecek. Yozgat bakliyat piyasasına hayırlı olsun. Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Doktor Lalu Muhammed İkbal ve beraberindeki heyet 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim fabrikamızı ziyaret etti. Değerli Büyükelçi'ye eşlik edenler arasında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Sabri Tekli de vardı. 16 Ocak 2021'de öğleden önce gerçekleşen buluşmada Büyükelçi AKE teknoloji hakkında bilgi aldı. Konya özellikle tohum alanında iddialı bir şehrimiz. Sertifikalı tohum alanında da söz sahibi olan pek çok firma Konya'dan Türkiye'ye hizmet vermekte. 1990 yılından beri tarım sektöründe olan Mete Tarım, bölgenin köklü kuruluşlarından biri. Dünden bugüne AKE teknoloji ile sıkı ilişkileri olan Mete Tarım yetkilileri Serkan Mete ve Erkan Mete, AKE teknolojiyi ziyaret ettiler. Bu haftayı Napolyon'un anlamlı bir sözüyle kapatalım. Para 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 demin bekliyor olabilirsiniz ama hayır, daha anlamlı bir sözü var. Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir. İş hayatınızda akıllıca ve cesur kararlar aldığınız ve fark yarattığınız günler yaşamanız dileğiyle. AKE Teknoloji'nin hareketli dünyasından şimdilik bu kadar. Önümüzdeki cuma görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.